Merhaba arkadaşlar, en son bu sayfadayken şuradan yeniye tıklayarak veya CTRL'le bunu açarak parçamızı seçip tamam basıp parça sayfasını açmıştık. Şimdi bunu açtıktan sonra sizinkisiyle benimkisi arasında bazı temel farklar olabilir. Bunlardan birincisi şurada gördüğünüz alt modüller. Bunlar sizinle birebir aynı olmak zorunda değil. Çoğunu zaten kullanmayacaksınız. Bizim işimize bir tek unsurlar ve croquis yarayacak. Bunları da göremiyorsunuz eğer sağ tıklayarak unsurlar ve croquis ile getirebilirsiniz. Tabii sağ tıklı buraya veya buraya yapmayacaksınız. Şunların üzerine yapacaksınız. Unsurlarla croquis. Bizim için lazım olanlar. Unsurlar 3 boyut, croquis 2 boyut diye bir kısa bir şekilde şey yapabilirim. Özet geçebilirim. Şimdi SolidWorks'teki çizim mantığı şudur. Bizim karşımızda artık 3 boyutlu bir uzay var. 3 boyutlu da uzayda da çizmek zor bir olay. Gerçekten zor bir olay. Bu yüzden SolidWorks şu şekilde bir yapıyla çalışır. Siz çiziminizi açarsınız. Hatta ben açarak başlayayım. İğneyi gösterme yolu direkt göstermektir. Çizimi açtıktan sonra direkt zaten yan tarafta diyor ki düzlemi seçin. Yani çizimin oluşturulacağı düzlemi seçin diyor. Bu şu demek. Şimdi bizim çalışma mantığımız şu. Siz normal AutoCAD'de olduğu gibi veya elinizle çizdiğiniz gibi iki boyutta düz bir çizim yaparsınız. Hani çizginizi kullanırsınız, dikdörtgenleri, daireleri kullanırsınız. Ve ondan sonra bunu üçüncü boyuta taşırsınız. Bunu da unsurlardan yapacağız. Hiç sıkıntı değil, yapacağız, merak etmeyin. Şimdi croquis ile herhangi bir çizim yaparak başlayalım. Siz de bu iki boyutta çizme araçlarını görmüş olun. Tabii bizden istediği şey obje için çizimin oluşturulacağı düzlemi seçin. Tamam, düzlemi seçeceğim. Ama diğer düzlemleri göremiyorum. Bunlar ne derseniz. Mousepad 3 diye geçen mouse'un orta tuşunu kullanarak bunu döndürebilirsiniz. Veya klavyedeki ok tuşları da, yön tuşları da daha doğrusu işinize yarayacaktır. Ben ön düzleme çizim yaparak başlamak istiyorum. Ön düzleme tıkladım. Kendisi zaten dik olarak aldı karşıma. Çizimim başlıyor. Evet, şu an çizimdeyiz. Bunu tıklı olduğunu, yani seçili olduğunu görünce anlayabiliyoruz. Gelin çizgi komutundan başlayalım. Çizginin kısa yolu L. Zaten kısa yolu tek şey bu. Çizgimizi seçtik. Çizgimizi seçtikten sonra mutlaka orijinden bir şekilde başlamaya çalışın. Bunun önemini zamanla daha iyi kavrayacaksınız. Biz AutoCAD'de ne yapıyorduk? Veya herhangi programda genel olarak mantık şudur. Tıklarsınız. Ondan sonra kırkınızı girersiniz. Çizim ona göre uzar. Tıklarsınız. Buradan 30'unuzu girersiniz. Çizim ona göre uzar. Tıklarsınız. Gelirsiniz. Ondan sonra 60'ınız, 70'iniz girersiniz. Çizim ona göre şekillenir. Ama bunu da böyle yapmayacağız. Ve burada nereden giriyorsun veya ben giremiyorum diyorsanız. Şimdi nereden giriyorum? Şu anda mouse'umu kıpırdatamıyorum. Gösteremeyeceğim. Kıpırdattığım an orası gidiyor çünkü. Sol tarafta parametreler yazıyor. Hani solda bir ağaç var ya, daha solda bir tab var ya, orada parametreler yazıyor ve mavi ile 50.51 devam eden bir sayı var. Bu şu anki uzunluk. Ben oraya mesela 80 yazıyorum. Şu anda 80'imi yazdım ve enter'a bastığım anda çizimim 80 alıyor. Ben neden yapamıyorum diyebilirsiniz. Çizgiyi seçtim, geldim, düz gittim. Tıkladım, 50 girecektiniz ama eliniz çarptı. Şu anda dikkat ederseniz parametreler kapandı çünkü yeni bir çizime geçti. Bu yüzden şu anda 50 basmanızın herhangi bir şey etkisi yok. Dolayısıyla hem bunu kullanmayın, hem de zaten çok da işlevsel bir şey değil, hem de kullanmamızın başka mantığı da var. Onu da zamanla göstereceğim. Bizim yapacağımız şey, şimdi AutoCAD'in aksine, AutoCAD'de ne yapıyorduk? Çizerken ölçülendirmemizi veriyorduk. Bir video dolayı. Bunda ise çizeceğiz, ondan sonra ölçülendirmeyi vereceğiz. Yani mesela benim çizimim kaba saba bir şekilde buna benzeyecek diyorum. Böyle böyle bir çizim yaptım. Tamam. Şimdi ölçülendirmeyi vereceğim. Şunu hatta yapmayayım. Şimdi ölçülendirmeyi bunun üstüne vereceğim. Kaba saba buna benzeyecek dedikten sonra geliyorum. Dikkat edin, şu anda tıklıyorum. Tıklamanız önemli. Eğer tıklamazsanız olmaz. Yani şu anda mesela 40 yazsam hiçbir şey olmayacak. 40 yazıyorum, hiçbir şey olmadı. Bir kere tıklıyorum. Değiştir penceresi çıkıyor. Burada şu anki ölçüsünü veriyor. 18 mi olsun diyor. Hayır, ben 20 olsun diyorum. Şu anda 20 olarak değişti o. Şimdi bunu değişmesinden daha iyi anlayacaksınız. Şimdi 26 diyor. Normal boyu 26'ymış. Tabii bu yuvarlanmış, rastgele bizim çizimimizden oluşan kötü bir ölçülendirme ile yapılmış boy. Biz buna gerçek boyunu vereceğiz. Ne diyeceğiz mesela? Bu 40 olsun diyeceğiz. Ve çizim, dikkat ederseniz, ona göre değişiyor. Burasına
Tıkladım. Tıkladıktan sonra da burası 15 olsun dedim. Ve buraya tıkladım. Burasını izin vermiyor. Neden? Hani tıkladığımda diyor ki nerede diyor? Ölçülendirme sürülsün mü? Aşırı tanımlı yapacak diyor. Hayır yapmasın. Neden bunu diyor? Çünkü biz bunları ilişkilendirirken bu buna paralel olacak şekilde devam ettirmiştik. Dolayısıyla bunun uzunluğu bunun uzunluğuna eşit oluyor. Bu yüzden bu çizme bu ölçülendirmeye gerek yok. Bunu ölçülendiriyorum. Bu ne kadar olsun? 40 olsun. Bunu ölçülendiriyorum. Bu ne kadar olsun? 50 olsun. Bu arada o sarı olayı anlamadığınızı biliyorum. Merak etmeyin, onu zamanla daha iyi göreceğiz. Sarı çıkıyorsa iptal abasın, fazladan ölçü vermeye çalışıyorsunuz demektir bu. Hani nasıl? Ben buraya bir kere 15 dedim ya. Bir kere daha tıklarsam eğer, zaten burasının 15 olduğunu ben biliyorum diyor sana. Fazladan veriyorsun diye seni uyarıyor. Onun dışında bir şey dikkatinizi çekeceğim ama bundan şimdi bahsetmeyeceğim. Çizimim şu anda siyah. Siyah olması çizimimin tam tamına tanımlı olduğunu gösteriyor ama buna başka bir videoda devam edeceğiz. Böyle bir çizim yaptık. Yani mantığımız neymiş? Kaba saba bir tane çizim yapıyoruz ve üstünü ölçülendirmelerimizi katıyoruz. Çizime geldim. Kaba saba bir tane çizim yaptım. Ve ölçülendirmelerimi katıyorum. Onlar hiç girme dur. Akıllı ölçülendirmeye tıkladım. Akıllı ölçülendirmeye tıkladıktan sonra burası ne olsun? 50 olsun dedim. Bunun uzunluğunu verebilirsiniz. Y'sini verebilirsiniz. X'ini verebilirsiniz. Veya bu ikisi arasındaki açıyı verebilirsiniz. Şimdi bunun uzunluğu mesela bir 50 olsun. Tamam. Şimdi onun dışında bu ile bu ikisi arasındaki açıyı verebilirsiniz. Onu nasıl yapacaksınız? Buna tıkladıktan sonra akıllı ölçülendirmedeyken elbette buna da tıklayacaksınız. Tıkladığınızda o iki çizgi arasında bir size ölçülendirme unsuru veriyor. O iki çizgi arasında ne olur? Derece olur. 40 derece olarak seçtim. Ve çizimim böyle oldu. Şunu karıştırmamak için sildim. Ölçülendirmemi aldım. Buradan aldım akıllı ölçülendirmeyi. Az önceki şeyi görmediniz. Şurada iki tane çizgiyi seçtim. Nasıl yapıyorum? Akıllı ölçülendirmeyi seçtim. Bir bunu seçtim. Bir de bunu seçtim. Ve tıkladım. Ve 50 derece dedim. Bu da bu şekilde oldu. Tutup da çekebilirim bunu. İstediğim gibi sürükleyebilirim bunları. Aklınızda olsun. Çizgi kullanım genel olarak böyle. Devam edelim hatta. Akıllı ölçülendirme. Bunun x'ini vermek istiyorum. Bu da 40 olsun. Bunun y'sini vermek istiyorum. Veremiyorum. Çünkü zaten hem açı hem de bu belli ise bunun y'sini zaten kendisi bulacak. Ve çizimimizi bu şekilde bitirebiliyoruz. Hani neden mavi olmadı diyorsanız bunu biraz daha ileride göreceksiniz. Akıllı ölçülendirmeyi seçtikten sonra tek yapmanız gereken şey şunun uzunluğunu vermek. Onu tam tanım yapıyor ama merak etmeyin, bunlara zamanla daha iyi değineceğiz. Çizgi komutunu bu şekilde bitirdik sayılır. Hatta hemen bir şey göstereyim hızlı bir şekilde. Şurada sağ tıkladığınızda çizginin altında merkez çizgisi var. Buna tıklayarak az önce yaptığımızın hepsinin aynısını shape olarak yapabiliyorsunuz. Merkez çizgisi cinsinden çizebiliyorsunuz. Yine çizimlerimi yapıyorum ve ölçülendirmeyi hepsinden sonra yapıyorum. Böyle bölgeliyorum. Tabii şu anda hani yamuk olduğunu siz de görebiliyorsunuz. Onlara da dikkat edin. Neden yamuk oldu? Çünkü çizgi seçtikten sonra, merkez çizgisini seçtikten sonra şu yatay işaretinin çıkmasını beklemedim. Rastgele bir şekilde koydum. Şu anda yatay işaret çıktı ve şu anda tam yatayda bir çizgi çekmiş oldum. O zaman başka videoda devam edelim. Bundan sonra da dikdörtgeni ve daireyi işleyelim. Görüşürüz.